Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, Efeler Diyarı Aydın'da programımız tüm hızıyla devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Ekom Tarım bizleri misafir etti. Yanımda Ekom Tarım işletme sahibi, aynı zamanda ziraat mühendisi Mustafa Tekeli var. Mustafa Bey, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Sizleri ağırlamak da bizim için bir şeref, onur. Biz teşekkür ederiz. Şöyle söyleyeyim, Aydın Söke doğumluyum. Zaten ezelimiz de buranın yerlisidir. Dedem, dayım, daha önceleri onlar da esnaftı. Ve bu olayı ben devam ettiriyorum açıkçası. Peki Mustafa Bey, kaç yıldır bu sektördesiniz? Ekom Tarım kaç yıldır faaliyet göstermekte? 2012 senesinin Temmuz ayında başladım faaliyetime. Tabii genç olduğum için ilk başta yöresel olarak başladık ve çiftçilerimiz açısından biraz daha hani çocuksu yapıda gözüktüğüm için daha güvenilir insanları aradılar. Bu yüzden dolayı bilgisi daha tecrübeli insanları aradılar. Öyle söylersem daha doğru olacak. Tabii ilk 2012 senesinde kendimi ispatlamak zorunda kaldım. Bilgimi daha da arttırmaya çalıştım, çabaladım. Ve şu anda tabii ki de şükrediyoruz yani ve daha da bölgeden çıkıp Türkiye çapında faaliyetler, hatta şu anda başladık, bunu daha da ilerleteceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir site çalışmamız var. Yani bir site oluşumunu gerçekleştireceğiz. Böylelikle daha da ilerlere gitmeyi düşünüyoruz. Yani böylece sizlere Söke dışındaki, Ege dışındaki müşterileriniz de aynı zamanda izleyicilerimiz de site üzerinden ulaşabilecek. Ve sizin bir iddianız vardı, bu röportajdan önce de konuştuk. Bizde olmayan yok yok dediniz bizde. Yani sizde bütün bu tarım ilaçları, tarıma dair her şey sizde bulunuyor mu? Şöyle söyleyeyim, tabii ki de elimizden geldiğince karşılıyoruz. Hatta en iyi şöyle açıklayayım bir örnekle. Geçtiğimiz yıllarda tabii ki de ticari olduğu için inişli çıkışlı anlarımız çok mevcut oluyor. Ve bir de acemiliğim de vardı. Tek başımaydım. O yüzden dolayı bazı ürünlerde tedarikte zorlanıyorduk ilk başlarda. Ama hiçbir zaman bir sezonu kapattığımda hiçbir müşterime yok cümlesini söylemedim. Yani gerekirse gece uyumadım. O ürünü bir şekilde bir yerlerden bulup kendisine tedarik ettim. Şu anda imkanlarımız daha da ilerlediği için o yüzden dolayı geniş çaplı düşünüyoruz. Kayseri'den telefon geldi bugün misal. Oradaki elmalardan için bize danışıldı ve bulamadıkları bir ürünü bizden istediler. Bu şekilde elimizden geldiğince evet, yok yok. Yani bu yapım aşamasında olan sitenizde de bütün izleyicilerimiz, aynı zamanda sizin potansiyel müşterileriniz istedikleri zirai, aynı zamanda tarımsal ilaçları bulabilecekler. Buradan da izleyicilerimiz tabii ki de bunları açıkladık. Bunun dışında Ekom Tarım müşterilerine ne gibi hizmetler sunar, neler yapar? Biraz da onlardan bahsedelim. Tabii ki de şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben bitki aşığıyım. O yüzden dolayı yeşile aşık olduğum için gezmeyi, araştırmayı, incelemeyi seviyorum. Bölgemizde de tarım Türkiye geneli olarak ön planda olduğu için Söke Ovası denildiği zaman belli başlı bölgelerden birisi. O yüzden dolayı pamuk arazileri, zeytin bahçeleri, incir bahçeleri, narinciye bahçeleri olsun, sürekli gezerim, dolaşırım, çiftçiyle iç içe olurum. Onlarla kurduğum diyalog beni memnun eder. Ben işimi sevdiğim için karşı taraf da bundan memnun kalır ve çiftçi de tabii ki de kaliteli, verimli bir ürün aldığı için o da memnun, bu diyaloglardan memnun kalıyor. O da bizim kısa bir sürede ilerlememize sebep oldu. Daha çok bilmiyorum, bu konuşkanlığım ve sürekli gezmemden dolayı memnun kaldıklarını söylüyorlar. İnşallah faydamız oluyordur. Peki az önce yine röportaj öncesinde sizlerle biraz sohbet ettik. Bazı yeni girişimleriniz var. Peyzajla ilgileniyorsunuz aynı zamanda. Bu girişimlerden de bahsedebilir miyiz birazcık? Tabii ki de. Şöyle söyleyeyim. Bundan önceki sezonlarda tarla bitkilerine yöneliktik. Bahçe bitkilerine yönelmiştik. Tarım arazilerinde daha çok koşturuyorduk. Köylere, çiftçilere yetişiyorduk. Fakat sadece bununla bağlı kalmamayı düşündük.
Aynı zamanda Kuşadası olsun, Didim olsun, Bodrum olsun bu tarzdaki sahil bölgelerine yöneldik. Oradaki bahçe dekorasyon, peyzaj biraz da o çapta ilerlemeyi düşündük. O yüzden dolayı hem aynı zamanda dedik bölgesel olarak kalmayalım, daha da ileri safhalara çıkmayı düşündük. Ve internet sitesini kurmamızdaki amaç gaye de odur. Fark ettim ki Türkiye'nin Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine bazı ürünlerin iletilmesi, hatta tarım bu kadar yaygın olmadığı için bölgesel iklimlerden dolayı bazı ürünlerin ulaşmaları zor oluyor. Onlara da hizmet götürmek istedik. Tabii ki de bunu belli çaplı yapanlar var. Biz neden olmayalım aralarında düşündük. İnşallah başarabiliriz. Şu anda düşüncedeyiz ama faaliyetlere tabii ki de başladık. Yakın zamanda şu anda hizmete girecek, yani öyle söyleyeyim. Çok kısa bir zamanda.